Merhaba arkadaşlar, KTM Duke 250 için benden bir arkadaşımız kombin seçenekleri istedi. Yani ben de ona uygun bir sürü kask, eldiven, ayakkabı, mont ve pantolon seçeneği çıkarttım. Umarım yararlı olur. Hadi videoya geçelim. KTM Duke için ilk önce önereceğim Spartan Carbon. Spartan Carbon'u daha önceden sizlere sundum. Biliyorsunuz karbon fiber bir yapısı var. Geniş bir bakış açısı var. Kademeli açılan bir cam var. Üst havalandırma, ön havalandırma, arka hava çıkış kanalları, güneş vizörünü açabileceğiniz tepesinde bir yeri ve bu gözlükle giyilebilir şekilde yapılmış bir kasktır. Ve Double D bir bağlantısı olduğu için de en güvenli seçeneklerden bir tanesidir. Boyun petleri de gerçekten iyi oturur. Rüzgar için özellikle şu kısımlarında çok iyi sarsıntıyı alabilmesi için detaylar yapmışlar. Plastik detaylar da gerçekten çok iyi yapılmış. İlk önerim bu kask. Hani bu kaskın da renkleri kırmızı, siyah, griler var. Üstünde karbon bir yapı var. O yüzden ilk önerim bu. Yani dayanıklı bir kask olduğu için ve size gerçekten üstün bir koruma sağlayacağı için bunu paylaştım. Şimdi Shoei GTR'ı daha önceden tanıttığımı zaten biliyorsunuz. Zaten kanalımızda da Shoei GTR ile alakalı bir sürü video bulursunuz. Aynı zamanda kombinlerin içinde de bu Shoei GTR'ı birçok kez tanıttım. Ama tekrar tanıtayım. Yine kademeli açılan bir cam var. Fiberglass ve trikompozit bir dış kabuğa sahip. Cam açıldığı zaman geniş bir bakış açısı var. Gözlükle giyilebiliyor. Altında kaza yaptıktan sonra çekip çıkartabileceğiniz kafanızdan pedleriyle beraber şurada kırmızı halkaları var. Mikrometrik bir bağlantıya sahip. İç pedleri gerçekten güzeldir. Çok iyi bir spoiler'a sahip. Üst tarafında, arka tarafında hava giriş, hava çıkış kanalları var. Ön tarafında hava giriş kanalı var. Ve camının buğu yapmaması için adamlar gerçekten çok iyi şöyle havalandırma kanalları koymuşlar. Kapattığınız zaman da gerçekten sessiz kasklardan bir tanesi. Şimdi üçüncü önerime geçelim. Üçüncü önerim de LS2 FF320. Yani renk uyumu olduğu için istersen sen tamamen siyah alabilirsin ya da farklı başka bir kask alabilirsin. FF320'nin özelliği ise biraz daha spor touring, naked'a da gider özel bir kask olması ve bunun da bir güneş vizörü var. Gerçekten kolay açılan bir ve kademeli açılan bir camı var. Geniş bakış açısı var. Şu kısımdan hemen güneş vizörünü kaldırabiliyorsunuz ve iç petleri gerçekten boyuna çok iyi oturuyor. Sarsılmayı engelleyecek bir yapısı var ve ön tarafında hava giriş kanalı var. Şöyle açılıyor. Üst tarafında hava giriş kanalları var. Elle idare ediliyor. Arka tarafında hava çıkış kanalı var ve bu kaskta 1550 gram ve LS2 Stream Evo diye geçiyor. Şimdi kask tanıtımını bitirdiğimize göre hemen mont tanıtımına geçelim. Montu da daha önceden tanıtmıştım. Venom'un Spin modeli. Yazlık bir model olduğu için ben bunu öneriyorum. Nedeni de şu, gerçekten çok iyi hava geçiren bir yapısı var. Tamamen file dokudan oluşan bir yapısı var. Ön tarafından açıldığı zaman içindeki astarı görüyorsunuz. İçindeki astarı çıkarttığınız zaman, şu kısımlarından çıkarttığınız zaman çok daha hava alabilir bir mont haline geliyor. Peki kapandığı zaman gerçekten koruyucu oluyor mu? Evet, koruyucu oluyor. Çünkü gerçekten iyi bir kumaştan yapılmış. Ha, bir Revit kadar iyi bir kumaştan yapılmamış ama sizi düştüğünüz zaman yanıklardan koruyacak şekilde bir kumaştan yapılmış. Ama şunu da hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Deri montlar her zaman daha koruyucudur. Bunu söyledikten sonra hemen Venom Spin'in detaylarına geçelim. Kollarında çıt çıtları var. Kolunuza göre ayarlayabiliyorsunuz, sıkabiliyorsunuz. Bileklere de özellikle önem göstermişler ve bir cırt cırt ve bir fermuara sahip. Aynı zamanda hani çok düşük kapanan bir boyun kısmına sahip değil. O da çıt çıtla kapanıyor. Önü zaten fermuar. İç tarafında cebi var. Bu large model mesela. Bir arkadaş da sormuştu. Demiştik yani benim boyum 1.82, 75 kiloyum. Hangi mont bana olur? Ben beden tablosunu göstermiştim ona. Beden tablosu da daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Beden tablolarındaki beden ölçülerine göre o seçiliyor. Ben hani 1.82'yim, 75 kiloyum gibi ölçülerle seçilmiyor. Onu da hatırlatayım dedim arkadaşlar. Ve bu 1.82, 75 kilo değil de göğüs ölçünüzü ölçerseniz, ürünlerin altındaki beden tablosuna basarsanız kolaylıkla orada ölçünüzün karşılığında hangi bedenin size uyacağını öğrenebilirsiniz. Yanında iki tane cep var bu Venom Spin'in. Altında da bir tane
belinize göre sıkmak için tekrar cırt cırt koymuşlar ki bence iyi yapmışlar. Çünkü sıkılamayan modellerde bele tam oturmuyor ve arkadan soğuk girebiliyor. Ama tabii ki bu yazlık, bu zaten ferah giyilebilmesi için yapılmış. Arka tarafı da tamamen file doku olduğu için tamamen hava geçirgen bir yapıya sahip. Şimdi hemen eldivenlere geçelim. Eldivenler için iki önerim var. Eldivenlerden bir tanesi Revit'in Striker 2'si. Revit Striker 2'yi daha önceden tanıtmıştım. Deri ve kumaş alışımından oluşuyor. Eklem yerlerine gerçekten çok güzel korumalar yapmışlar. Evet. Ve içi deri olduğu için sizi asfalt sürtünmelerinden koruyacak şekilde yapılmış. Bileği çok düşük değil. Cırt cırtlı bir model. Bilek koruması da şöyle hafif soft. Ben burada biraz sert tercih ediyorum. Çünkü sert koruma olursa yere çarptığında da daha iyi koruyacaktır diye düşünüyorum. Bu yazlık bir model olduğu için hava geçirgen ve üst tarafı kumaş olduğu için orta dayanıklılıkta bir eldiven olarak düşünüyorum. Yumruk koruması gerçekten güzel ama bunu alan arkadaşlar eğer ki yani bir sürtünme, bir kaza yaşarlarsa herhangi bir şekilde zarar görmelerini engelleyecek şekilde yapılmış eldivenlerden bir tanesidir. Şimdi ikinci eldivene geçelim. İkinci eldiven Fireblows'un. Bunun da adı Stunt Evo Replica. Stunt Evo Replica'yı ben daha önceden tanıtmıştım. Şöyle göstereyim. Bileğinde sert bir koruma var. Bileğinin diğer tarafında, yani bileğinizin diğer tarafına gelecek şekilde hafif bir koruma var. Bileği daha kısadır ve cırt cırtlı şekilde yapılmıştır şöyle. Bunun hava geçirgen bir sürü koruma altı havalandırma kanalları var. Bilek yeri korumaları ve üst korumaları, eklem yeri korumaları gerçekten iyidir. Bu ikisini tavsiye edebilirim. O soran arkadaşa, KTM Duke için soran arkadaşa bunları tavsiye edebilirim. Peki bunların altına hangi pantolonu veriyorum? Hangi pantolon deyince bir arkadaşımız benle ne demişti? Tech 90 değil, Tech 90 demişti. Ben de Tech 90 diyorum buna. Tech 90 neden bunu, hani Pirate modelini neden öneriyorum? Çünkü Kevlar iç bir korumaya sahip. Bu Kevlar iç koruma gerçekten iyi. Çünkü asfalt yanıklarından sizi gerçekten koruyor. Hem kalça koruması var, hem Kevlar koruması var. Ve disk korumaları olduğu için ve özel bir kişi olduğu için Tech 90'ın Pirate kotunu öneriyorum. Ve bot olarak da, hani bunlar uygun fiyatlı. İşte bu biraz yüksek fiyatlı, bu yüksek fiyatlı. Ama FF320 yani L8 Stream Evo biraz daha uygun fiyatlı kaslardan bir tanesi. Daha önceden de önerdiğim gibi yine Rockwell'in VP modelini, Look VP modelini öneriyorum. Bence bu KTM Duke için biçilmiş kaftan. Neden diye soracak olursanız kısa ama burun, topuk, bilek korumaları var. Cırt cırtlı bir model, kolay kapanıyor ve içi terletmeyen bir model. Benim önerilerim bunlar arkadaşlar. Ben bunları öneriyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi sürüşler.